Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Asal Hocanız. Size güzel haberlerim var 2021 tayfaya. Şöyle yerleştirmelerle ilgili, 2020'nin yerleştirmeleriyle ilgili güzel haberler var. Milletin Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabilirsiniz ki hemen bakalım sitemize. Şimdi öncelikle liselere yerleştirme sisteminde yeni dönem diye bir haber var arkadaşlar. O haberi inceleyelim. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer liselere yerleştirme sistemindeki dönüşümü bir gazete için kaleme aldı. Özer, sınavsız yerleşen öğrencilerin 2021 yılında en az %60'ını, 2022 yılında ise en az %70'ini birinci tercihlerinde yer alan liseye yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaştıkça öğrencilerin büyük bir kısmı sınava girmeden istedikleri liselere daha kolay bir şekilde yerleşebilecekler dedi. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Sınavsız yerleşen öğrenciler için söylüyor. Yani sen aslında benim anladığım, yani hepsini okudum, hepsini analiz ettim. Şimdi benim anladığım şu arkadaşlar. Yanlış anlamış olabilirim ama inşallah doğru anlamışımdır. Çünkü çok güzel bir şey. Eğer yapabilirlerse harika bir şey. Stresinizi çok fazla aza indireceklerdir. Nasıl olacak o? Şimdi sen mesela niye strese giriyorsun? Sınava çalışırken neyi düşünüyorsun? Ya ben sınava çalışayım, nitelikli bir liseye gideyim, iyi bir eğitim alayım. Okulum iyi olsun, arkadaşlarım iyi olsun, öğretmenlerim iyi olsun diye düşünerek en iyi şekilde çalışıyorsun ve işte Kabataş, Galatasaray, İzmir Fen, İstanbul Erkek, Atatürk Lisesi falan bunları hedefliyorsun ve buraya gitmeye çalışıyorsun. Sonra diyorsun ki yani olmayınca da çok üzülüyorsun. Yani çok strese giriyorsun, üzülüyorsun falan. Ama sistem aslında şunu gerektiriyor. Şunu söylemek istiyorlar. Sınavsız okulları da bizler nitelikli hale getirelim. En azından çocuğun alternatifi olsun. Yani çocuk stres yapmadan, yani evet birazcık zor olacaktır ama inşallah yaparlarsa çok faydalı olacaktır. Şimdi sen mesela nitelikli bir liseye gidemedin. Tamam, eyvallah, nitelikli liseye gidemedin. Çalıştın ama aklında da şu var. Rahatsın. Diyeceksin ki ya evet olmadı ama benim mahallemdeki o lise de nitelikli ya. Yani güzel çalışmaları var, işte eğitimi çok iyi, işte öğretmenleri iyi, kaliteli dersen eğer bu sefer kafan rahat olacaktır. Yani gelecek kaygısı çok fazla yaşamayacaksındır. O yüzden de sıkıntılar olmayacaktır. Yani eğer bu şekilde düşünülerek hareket edilirse çok faydalı olacaktır. Çünkü arkadaşlar %10'umuz giriyor. Bakın %10 o sınavla alacak öğrenciler. Çünkü ya herkesi alamıyorlar maalesef. O yüzden eğer sen o mahallendeki o okulları da nitelikli hale getirirsen bu sefer sınavsız öğrenci alacaklar da en azından çocuklar işte stresini en azından en aza indirirlerse çok güzel olacaktır. Bence bunu yapabilirlerse, bu yerleştirme sistemini bu şekilde değiştirirlerse güzel olacaktır. Ama bizim temennimiz tabii ki o nitelikli liselerin çok 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 fazla olması, sayılarının çok fazla artmasını istiyoruz. Çünkü yani belki bir sıkıntı yaşadı çocuk. Ne bileyim, bir durumu kötü oldu. Sınava çalışırken bir sıkıntı yaşadı. Sınavdan kötü aldı diyelim. Veya işte o gün kafası ağrıdı, bilmem ne oldu, bir şey oldu. Yani bir sıkıntı yaşadı ve sınavı çok kötü geçti. Yani bu çocuk şimdi mahallesindeki o niteliksiz o kötü liseye mi gidecek? Belki çok iyi çalışmıştı. Yani gayret etmişti. Yani güzel liseye gidecekti belki. Bu sefer çocuğun bütün şeyi yanıyor. Yani o liseye gidiyor belki. Orada sıkıntılar yaşıyor falan. Soğuyor, çalışamıyor, gelecek kaygısı yaşıyor falan filan. Çok sıkıntı çekiyor. Ama şunu düşünürse eğer arkadaşlar, ya ben evet o liseye belki gelmedi, sıkıntı oldu, bir sorun oldu ama benim mahallemdeki lise de nitelikli. Yani güzel yerlere gidenler oluyor, üniversite kazandıracak olanlar oluyor. Ben niye orayı da tercih etmeyeyim ki diye düşünecek bu sefer. O yüzden arkadaşlar okullarımızı, yani mahallemizdeki o okulları da nitelikli hale getirecekler. İnşallah o nitelikli, yani daha disiplinli hale getirecekler. Öğretmenleri daha iyi eğitecekler. Ya ne bileyim, yani bunların çözümleri var tabii ki. Öğrencileri... Yani öğretmenlerin ve müdürün iyi olması zaten öğrencileri de iyi şekilde kaliteli hale getirecektir. Daha fazla çalışacaklardır. Yani bence çok daha mantıklı. En azından sizin yani ek farklı bir tercihiniz olacaktır. Oraya kayabilirsiniz. Ya bu şekilde eğer yani benim anlattığım gibi bu şekilde yaparlarsa, bunu çok iyi bir şekilde düzenlerlerse, öğretmenlere çok iyi eğitim verip onları daha iyi geliştirebilirlerse bu iş neden olmasın, kesinlikle olur. Tabii ki gene eksiklikler olacaktır. Her lise bir olmuyor. Her öğretmen aynı olmuyor. Maalesef ki aynı olmuyor. Ama
Yani aralarındaki o farkları en aza indirirsek bizim için daha faydalı olacaktır. Sizin de en azından geleceğiniz için daha faydalı olacaktır. Sizin o sınav kaygınızı daha aza indirip daha böyle rahat davranacaksınızdır. Daha böyle yani bu süreçte en iyi yıllarınızda oturuyorsunuz senelerce işte sınav çalışıyorsunuz. Yani gidip ne bileyim bir dil öğrenemiyorsunuz doğru düzgün. Gidip bir sporla uğraşamıyorsunuz. Yani hocam işte ben basketbolla uğraşıyorum ama sınavdan dolayı bırakmak istiyorum. Bırakıyor. Bir sene sonra soğuyor zaten. Bir daha zor başlıyor. O yüzden bu süreci çok iyi değerlendirirlerse sizin de o stresinizi azaltıp bu sosyal faaliyetlere yönlendirirlerse çok faydalı olacaktır. Çok daha güzel olacaktır. Evet bu şekilde arkadaşlar. Haberler geldikçe ben sizlere ulaştırmaya çalışıyorum ve ulaştırıyorum da zaten. Sizler de en azından kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız, tabii videoyu beğenirseniz çok çok güzel olur. Kendinize şimdilik iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.